İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın katılımıyla AK Parti Palu ilçe mitingi düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya Palu ziyaretinde İçişleri Bakan Yardımcıları Elazığlı Mehmet Sağlam ve Mehmet Aktaş, Elazığ Valisi Doçent Doktor Ömer Toraman, AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, teşkilat mensupları da eşlik etti. Palululara seslenen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Palu'nun huzur, kalkınma ve hizmeti fazla fazlasıyla hak ettiğini söyledi. Samimiyetiyle, kardeşliğiyle, mertliğiyle, güler yüzüyle hem gönüllerimizi hem de bu meydanı ısıtan Palulu kardeşlerimi yürekten teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. <laughs> Kıymetli kardeşlerim, Murat Rehri'nin kıyısında tarihle iç içe geçmiş kalesiyle, köprüsüyle, ulu camisiyle bu şehir huzuru da, kalkınmayı da, hizmeti de fazlasıyla hak ediyor. Murat Rehri'nin kıyısında tarihle iç içe geçmiş kalesiyle, köprüsüyle, ulu camisiyle bu şehir huzuru da, kalkınmayı da, hizmeti de fazlasıyla hak ediyor. Bakan Yerlikaya, Palu'nun kendisinde ayrı bir yeri olduğunu belirterek, Elazığlı Bakan Yardımcıları Mehmet Sağlam ve Mehmet Aktaş'la devlet ve millete hizmet ettiklerini kaydetti. Palu'nun bizim, yani benim gönlümde çok ayrı bir yeri var. Çok müstesna bir yeri var. Benim değerli yol arkadaşlarımdan, çalışma arkadaşlarımızdan İki bakan yardımcım var. Mehmet Sağlam Bey'i tanıyorsunuz. <laughs> Mehmet Sağlam Bey sizin, bizim, Palonun evladı. Benim bir yol arkadaşım daha var. Onun da ismi Mehmet. Ama o Aktaş. <laughs> Mehmet Aktaş Bey. Ve yolda gelirken yolda gelirken il başkanımız dedi ki biz evlatlarımızı severiz. Onlarla iftihar ederiz ama damatlarımızı bir başka severiz dediler. <laughs> Mehmet Aktaş Bey Elazığ'lı bizim palunun eniştesi. <laughs> Şöyle bir gelin, gelin de bir görsünler. Evet. Evet. Ünlü, Ünlü da, Ünlü 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 da yani. Biz Palu'nun evladı ve damadı olan Mehmet Beylerle yol yürüyoruz. Milletimize ve devletimize de birlikte Allah'ın izniyle hizmet ediyoruz. Yerlikaya 2002 yılından beri Palu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a büyük destek verdiğini anımsattı. Cumhurbaşkanımız, liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı, Palu hiçbir zaman ama hiçbir zaman yalnız bırakmadı. İşte en son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yani 28 Mayıs'ta Palu ne yaptı biliyor musunuz? Palu Sayın Cumhurbaşkanımız'ı yüzde 89'luk rekor bir oyla Palu Recep Tayyip Erdoğan dedi. Palu laf değil iş üreten eser bırakan, insanı aziz bilen, millete değer verdiği, sözden dönmeyen bir siyaseti destekledi, desteklemeye devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Palu'nun hizmet ve eser üretmeye devam ettiklerini belirterek yapılan çalışmaları anlattı. Kardeşlerim, 2002 yılından bugüne 181 kilometre asfalt, 306 kilometre stabilize, 684 bin metrekare kilitli parke 30 kilometre yeni yol yapıldı. Palu Hükümet Konağı, İlçe Emniyet Müdürlüğü binası ve lojmanı, İlçe Jandarma Komutanlığı binası, Beyhan ve Göktere Jandarma Karakol binası, 144 derslikli 13 okul, 28 adet taziye evi. Bitti mi? Hayır. Bir gençlik merkezi, bir halı saha, 15 sentetik saha ve bir ilde bir de ilçe sadı yapıldı. Toplum sağlığı merkezi, aile sağlığı merkezi ve sağlık evi bunların hepsi sizler için, Palu için yapıldı. Palu Kovancılar Devlet Hastanesi'nin yapımına da bu yıl içinde Allah'ın izniyle başladık. Bunu da tamamlamakta kararlıyız milletin kaynaklarını millete hizmete dönüştürdüklerini ifade eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Palu'ya hizmetkar olduk şeklinde konuştu. Biz bu millet için yola çıktık, bu millete hizmetkar olduk. Palu'ya hizmetkar olduk. 22 yıldır bu ülkeyi büyütmenin, bu ülkeyi güçlü kılmanın, bu ülkeyi kalkındırmanın, bu ülkenin sorunlarını çözmenin, milletimizin yaşam kalitesini geliştirmenin, milletimizin refahını yükseltmenin kutlu mücadelesini veriyoruz. Millet ferasetinin hiçbir algıya geçit vermediğini ifade eden Bakan Yerlikaya, milletin her defasında sandıktan Recep Tayyip Erdoğan'ı galip çıkardığını söyledi. Milletimizin feraseti hiçbir algıya, hiçbir manipülasyona geçit vermiyor. Millet iradesini her defasında sandıklardan ne yapıyor? Bu milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ı galip çıkarıyor. Şükürler olsun. AK Parti'yi birinci parti yapıyor. Belediyelerin millete hizmetin en önemli ayağı olduğunu ifade eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya seçimlerin önemine vurgu yaptı. Yerlikaya seçimlerde AK Parti Belediye Başkan adayı Vahdettin Demirtaş'a destek istedi. Vahdettin başkanımız Palo'nun bir evladı. Samimiyetiyle, dürüstlüğüyle bilinen AK Parti'nin teşkilatlarında bugüne kadar önemli görevler üstlenmiş ve şimdi de Palo'nun derdiyle dertlenmeye Palu'yu hemşerilerimizle, sizlerle beraber ayağa kaldırmak onun en büyük hayali. Boşka, 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 boşka. Ben hayatımda Palu'ya ilk defa geldim ama kendimi kınıyorum. Keşke bu güzelliği daha önce görseydim. Pallulu kardeşlerimizle ta okul hayatından beri arkadaşlığımız kardeşliğimiz şimdi de İçişleri Bakanlığında birlikte aziz milletimize gece gündüz demeden hiçbir zorluk çekmeden hizmet etmekten de Allah'a hamdolsun büyük onur duyuyorum. Vahdettin kardeşimizi Allah'ın izniyle yüz akıyla içimizden biri evladımızı Palo Belediye Başkanı yapmaya var mıyız? Maşallah diyorum. Allah nazardan saklasın diyorum. Şimdiden şimdiden Vahdettin başkanımızın eminliği hayırlı uğurlu olsun efendim. AK Parti Palu Belediye Başkan Adayı Vahdettin Demirtaş da bütün çabalarının Palu'yu hak ettiği yere getirmek olduğunu söyledi. Daha yaşanılabilir, daha huzurlu, daha müreffeh bir ilçede ikamet etmek hepimizin hakkı ve ortak derdidir. Ancak bunu meydana getirmek ciddi bir gayret gerekmektedir. Hepinizin bu sorumluluğun farkında olduğunu görüyorum. Dolayısıyla Palo hak ettiği konumda olmalı diyen siz değerli hemşerilerimle birlikte gerçek bir belediyecilik anlayışıyla Palo'muzu en güzel şekilde yöneteceğimize yürekten inanıyorum. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve beraberindekiler daha sonra Palo'da esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Elazığ Belediye Başkanımız Elazığ'dan duydular diye telefon gelmiş ona. <laughs> evet. <Efendim, gülüyor> dolayısıyla Allah bu sevginizi, muhabbetinizi, desteğinizi daim eylesin. <gülüyor> <gülüyor>